Merhabalar çocuklar, sizleri tekrar görmek çok güzel. Değişmemişsiniz, sakal hariç bir değişiklik yok galiba. Herkesin yüzü mutlu, yaşama mutlu gidiyor anladığım kadarıyla. Güzel okullarda okuyorsunuz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle paylaşacaksınız okulunuzda yaşadıklarınızı. Biz de bilgileneceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Aralbozatlı adım. 2019 Erkan Alı mezunuyum. St. Joseph'te hazırlık okuyorum şu anda. Ben Nazlı. Şu an Saint Joseph'te 9. sınıftayım. Ben Duru, Saint Joseph'te 10. sınıftayım. Eda. Saint Joseph'te 11. sınıfım şu an. Ben Aren Yalçın. 2014'te Şişli Terakki'den aynı zamanda Erkanoğlu'dan mezun oldum. Geçen sene de Saint Joseph'ten mezun oldum. Amerika'dan ortasında okuyorum. Aren dershane döneminde öğrencimizdi. İlk TEOG, TEOG'un ilk çıktığı yıl. Geçen hafta Ege Tuna ile aynı dönemdiniz yanlış hatırlamıyorsam Aren. Evet. TEOG'un ilk çıktığı yıl bu tecrübeyi yaşamıştım. Eda Suarat okulumuzun ilk mezunlarından. Duru Savaş bir önceki binamızın son mezunu, Nazlı yeni binamızın ilk mezunu ve Afiyet. bu ekranda misafirimiz olan Ahmet de okulumuzun en son 2019 yılında mezun olan öğrencilerimizden diyerek sohbetimize başlayalım. Konuşuyorduk. Yani neden San Josef? Nasıl oldu? Biliyor muydunuz? Beklentilerinizle gördükleriniz ne kadar uyumlu? Bir ondan bahsederseniz nasıl gidiyor? Her senenin kendine has bir özelliği var. Hazırlık farklı, lise 1, lise 2, lise 3 farklı. Hazırlık, şimdi Fransızca öğrendiğimiz için tabii çok yoğun geçiyor. Hatta bazı dönemlerde 8. sınıf temposundan çok daha yoğun geçtiği de oluyor. Her gün tekrar etmen lazım, çok daha fazla çalışman lazım. Çok sıkı bir tempo var yani hazırlıkta Fransızca için. Peki hemen lise 1'e bağlanalım. Değiyor mu hazırlıktaki gibi bu sıkı tempo lise 1 için? Evet. Yani ben Erkan'dan kazandığım bu tekrar ödeve alışkanlığı sayesinde hazırlığı hani normal bir şekilde geçtim ama gerçekten çok tempoluydu. Yani 9. sınıfta da tekrar böyle disiplinli çalışmak gerekiyor. Haftaya kaç saati Ahmet Eral Fransızca hazırlıkta? 21 saat. 21 saat. Daha evvel Fransızca biliyor muydun? Yok, hiç sıfırdım. Sıfır. Şu anda sıfırdasın ama değil mi? Yok değil. Umarım öyledir. Yani çünkü öğrencilerimizden hiç Fransızca bilmeyen öğrencilerimiz var. Onların bazı tedirginliği olabiliyor. O konu hakkında bir fikir söylemek isteyen var mı? Yani sizin dışınızda Eda Sodur'u da söyleyebilir tabii Olur, ki. ben söyleyebilirim. Ya ben de hiç Fransızca bilmiyordum. Hani hazırlığın ilk üç sınavına soruları hiçbir şekilde anlamadan girdim, net. Ve yani hazırlıktan sonra gerçekten rahatlıyor. Hazırlık cidden korkunç bir yıl açıkçası. Fransızcayı bilmeyen, bir kere tek siz değilsiniz Fransızca bilmeyen kesinlikle. Sadece Küçük Prens'ten gelenler biliyor oluyor. Ve o da hani bizim dönemde az kişi vardı. 15 kadar. Ve onlar da yani ilk dönem sizin önünüze geçse de ikinci dönem genelde çalışmayıp geriye düşüyorlar. O yüzden hiçbir şey fark etmiyor ve yani hazırlık sadece bir yıl. Sonraki 4 yılda size kimse Fransızca öğretmiyor olacak. Sadece kendi çabanızla hani kendinizi geliştiriyorsunuz daha sonrasında. Hani Fransızca çünkü edebiyat işleniyor sonrasında. Saint Joseph okulun nerede olduğunu bilmeyen öğrencilerimiz de var çok doğal olarak. Bir okulun yeri, konumu, etrafı hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Okulun büyüklüğüyle ilgili. Okul Moda'da yani Caferağa'da tam yeri. Ve hani bulabileceğim yani karşı tarafın Beşiktaş'ı gibi bir şey Moda. Tam olarak her şey var. Beşiktaş'tan yarım saatlik 25 dakikalık bir vapurla çok kolay geçiliyor. Biz hazırlıkta özellikle öyle yapıyorduk.
Zaten Marmaray metrobüs var, o yüzden açıkçası yol çok büyük bir hani zorluk çıkarmıyor. Hani arkadaş ortamları konusunda. Zorluya atıyorum, bir metrobüsle gidiliyor şeklinde. Okulun içi şöyle, iki büyük bahçe var. İki bahçe var yani, birisi büyük, biri küçük diye geçiyor. 11. ve 12. sınıflar büyük bahçede, hazırlık 9-10'lar küçükte. Aran, şeyi sorabilir miyim? Sen yeni mezun oldun. Bir 5 yılını San Jose'de yaşamış biri olarak. Geriye dönüp baktığında San Jose sana özellikle neler kattı? İlk öncelikle zaten Fransızca öğretmesi bence çok büyük bir artı oldu. Hani çünkü İngilizceyi hani öğrenirdim yani. Üniversitede olurdu, belki daha geç olurdu ama bir şekilde zaten öğreniyorsunuz. Onun dışında bizim şey derslerimiz, edebiyat derslerimiz çok şey kattı. Hani okuduğumuz Fransız edebiyatı, Fransız felsefesi eserleri bana çok şey kattı. Onun dışında yani birçok derste, yani buna matematik ve fen derslerini de katıyorum. Hani bize daha çok öğrenmeyi öğretti. Nasıl çalışılır, nasıl işte dil öğrenme konusunda. Hani ben biraz İngilizceyi daha demin de bahsetmiştim. Kendi kendime öğrendim. Onu bana biraz da okul kattı. Bunu teşvik ediyor okul. Yani bana en büyük iki katkısı, biri öğrenmeyi öğretmek oldu. Diğeri de beni tamamen farklı bir kültür olan Fransız kültürü, Fransız edebiyatı, Fransız felsefesiyle tanıştırdı. Genelde Fransız okulları için sözel ağırlıklı derler. Yani bir sonraki aşama öğrencilerimizin üniversite ve meslek seçimi olacak. Mühendislik, tıp gibi daha fen ağırlıklı bir meslek seçmek isteyen öğrenciler için San Jose ne kadar doğru? Bir kere edebiyat zaten öyle. Sözel dersler çok keyifli. Edebiyat, felsefe olsun. Yani bunları Fransızca görmek. Aynı zamanda Türk edebiyatı, Türk felsefesi dersleri de var ileriki yıllarda. Ama fen derslerinde şöyle bir farklılık oluyor. Genelde bizim okulda yani fizik derslerinde böyle aşırı çok fazla konu işlemiyoruz yani diğer okullara göre. Hani bir takım formüller eksik kalabiliyor ama şeyi çok güzel öğretiyor. Hani mantığı, hani mesela diyelim o şeyleri yapmaya, kuvvetleri ayırmaya fizikte, onların üzerine çok duruyor ve temeli çok iyi oturtturuyor. Kimya derslerinde, biyolojide mesela işte kimya nedir, bir deney nasıl yapılır, o deneyi hatta çoğu zaman laboratuvarda gidip yapıyoruz. Bana bu açılardan fen dersleri yani bana göre çok iyiydi. Hani birçok şey kalıcı oldu. Ben de katılıyorum yani, özellikle biyolojide mesela çok daha detaylı görüyoruz her şeyin nedeni sonucu. Yine kimyada ve fizikte de çok iyi temel oturtuyorlar. Hani konu, son konular mesela işlenmiyor, yetiştirilemiyor ya da hani biraz daha az soru çeşidi görsek de. Sözleri zaten güçlü yani, çok güzel yapıyoruz bence de felsefe edebiyat derslerini, özellikle Fransızca'da. Fransızca felsefe edebiyat. TMFM seçimleri 10. sınıfın ilk yani dönem, birinci dönem sonunda yapıldığı için bizim sınıfımızda mesela 26 kişiyiz. 24 kişi matematik yani FM seçti. Bunu söyleyebilirim bence. Hani her şeyi anlatıyor. Yani hiçbir yabancı özü okul %100 Türkiye'deki üniversite sınavlarını hazırlamıyor. Yani genel bir altyapı veriyor. Siz farkında olmadan o altyapıdan faydalanıyorsunuz ve o sınava bir şekilde hazırlanmış oluyorsunuz. Ama kesinlikle olarak o sınavları hazırlayacak bir ortam biraz zor yabancı özel okullar. Bu A okulundan E okuluna kadar bütün yabancı özel okullar için geçerli. İkinci yabancı dil zorunlu olarak İngilizce mi, yoksa İngilizce dışında bir şey seçme şansınız var mı Nazlı? İngilizce. Peki İngilizce ne durumda diye sorsam Duru? İngilizceyle hani doğan büyüyen çocuklar olarak yani bir şekilde hallediyorsunuz. Onu hiçbir sıkıntı yapmıyorsunuz kendi adıma. Ya eminim ki herkes için böyledir. Zaten Fransızcayı öğrenince ikisi birlikte pekişiyor. Ama şöyle bir artısı var Fransızca'nın. Mesela ben şu an karantinada İtalyanca öğrenmeye başladım. Ve eğer sadece İngilizce bilseydim kesinlikle benim için çok daha zor olurdu. Çünkü
yani çoğu aynı. İspanyolca, İtalyanca olduğu için hemen kavrayabiliyorsunuz ve çok kolay oluyor sizin için. O yüzden iyi ki öğrenmişim diyorum Fransızcayı. Ben son olarak da yavaş yavaş bu son ay kendi tecrübelerinizi bir aktarmanızı rica edeceğim. Onun dışında bu belirsizlikler ve şey için de sınav tarihinin değişmesi için de o birazcık daha böyle yani onu odaklanıp moral bozmak yerine bu herkes için böyle deyip de çok kafaya takmamanın doğru olabileceğini düşünüyorum belirsizlikleri. Hani onun dışında sınava karşı yani tutumunuz da bence çok önemli. Hani ne sınavı hani böyle denemelerde çok kötü yapıyorum, sınavda da yapamayacağım gibi strese sokmak yerine. Çünkü yine onu Erkan'ı hatırlıyorum. Bir tane yine böyle mezun öğrenci getirmiştiniz. Hiçbir denemeyi sanırım full çekememişti ama sınavı full çekip Robert'e girmişti. O yüzden hani denemelerde kötü yapıyorum deyip sınavda da strese sokmanıza gerek yok. Sınavın çok farklı olabilir. Ama tam tersi denemelerim çok iyi deyip sınavı da küçümsemeniz lazım. Ben hiçbir zaman kendimi çok böyle bilinmeyen bir okyanusta gibi hissetmedim. Yani buna şartlamadım kendimi. Çünkü hani okuldaki herkes sizi bu açıdan çok rahatlatıyordu ve onların dediğini yapmaya çalışıyordum. Evde de kendim hani disiplinli bir şekilde her gün tekrar etmeye çalışıyordum. Ayrıca beni en çok rahatlatan şey okul dışında farklı okulların denemelerine de gidiyordum. Mesela İSTEİNK'ine gittim. ENKA'nın bursluluk sınavına girmiştim. Onlar beni bayağı rahatlattı. Ve ben aslında başlarda çok stresliydim. Son iki ay kala bayağı bir rahatladım. Ve LGS'ye girdiğim en rahat sınav olmuştu. Kendi okulunda kendi arkadaşlarına beraber sınava girmek nasıl bir deneyim? İyi de kötü bir deneyim. Artıları var tabii ki. Mesela çevrenizde yani oturacağınız sıranın şeklini biliyorsunuz, saatin yerini biliyorsunuz, işte dışarıdaki manzarayı biliyorsunuz. Yani bir yabancılık çekmemeniz bence bu konuda çok güzel oluyor. Yani bir denemeye girer gibi giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz gibi düşünmek lazım. Aralarda da konuşmamayı bence. Yani konuşmak cidden fazla moral yükseltip fazla moral bozabiliyor yani. Ona dikkat edin bence. Bu son aile ilgili önerileriniz nedir bu konuda? Yani çok önemli değil mi? Yoksa hakikaten burada da bir kısıtlamaya, kendi kendini kısıtlamaya gitmek anlamlı olur mu Nazlı? Yani ben o dönemde telefonumu direkt kapatıp böyle küçük bir Nokia ile devam etmiştim. Çünkü gerçekten telefon çok dikkat dağıtıyor. Yani şu an fark ediyorum bunu. Sınav bittiği andan sonra o kadar rahatlıyorsunuz ve hani bütün yaz boyunca istediğiniz tüm dizileri izleyebilirsiniz. O yüzden biraz iki ay dışınızı sıksanız bence olabilir yani. Sizleri böyle görmek gerçekten çok keyifli. Sohbet etmek. Hiç ayrılmamışız gibi geldi bir an böyle ekran karşısında görünce. İnşallah ilk fırsatta yüz yüze de görüşür, hasret gideririz.